Bugün Fatih Hanım komisyonları çok güzel bir çalışmaya imza attı. Burada bir kitap hayır çarşısı açmış oldu. Böylece gençlere kitap okunması gerektiği tekrar hatırlatılıyor. Okumadan bilmeden düşmanın oyunlarını çözmek, şeytanın nefsi ve insan şeytanları yenmek mümkün değil. Bu çerçevede bu hatırlatma yapılsın diye gerçekten büyük bir gayret gösteriliyor. İlk önce Üsküdar temsilciliğimiz bu çalışmayı gerçekleştirdi. İnşallah bu vesileyle bunun bütün Türkiye'ye yayılması gerektiğine inanıyoruz. Böylece kendi evlerimizdeki kitaplar da değerlendirilmiş olacak. Bunun Türkiye'ye yayılması lazım. Biliyoruz ki sosyal medya çok Türk cümlelerle meseleleri ifade ediyor. Duygu yok, ufuk yok. O nedenle tekrar kitaplara dönmek mecburiyetindeyiz. Şimdiki gençler tabi bu zenginliğin farkında değil. Bugün artık dünyanın her tarafına ulaşılabiliyor, her tarafına gidilebiliyor. Bunda da hiç mütevazı olmaya gerek yok. İHA'nın da çok büyük bir katkısı oldu. Ama İHA'nın temellerinde de işte Abdurrahman Dilipak gibi abilerimizin göstermiş olduğu o günkü gayretler de yatıyor. İnşallah şimdiki gençlerimiz artık dünyaya açılabildiğine göre, kalplerini açabildiklerine göre dünyayı imar etme ve şahit olma görevini yerine getirmek mecburiyetinde. Bunun için de okumalılar, gayret etmeliler. Bu okuma serüvenine ve karşı tarafları anlama ve zulmü ortadan kaldırma mücadelesine bir nebze de olsun katkıda bulunma gayretiyle yapılan bu çalışmanın inşallah faydasını göreceğiz ve Türkiye'ye örnek olacak diye düşünüyorum. Bütün kitaplar Kur'an'ı daha iyi anlamak için değilse faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ona hiç gerek yok. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz ve yeryüzünden hesaba çekileceğiz. Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacağız. İnşallah bu anlamda bu kitaba yönelme ileri doğru yönde küçük bir adım olur. Yoksa halimiz çok perişan. İmam Hatip okullarında Kur'an-ı Kerim'in manasını okuyan çocuk sayısı %5. Yani Kur'an mealini, okuyanın bir kısmı da mealci oluyor, onu da söyleyeyim. Allah korusun. Ya da şunun meali, bunun meali diye meali vahyin önüne geçiriyor. Yani bir insanın idrakini vahyin mümkün olan tek doğru yorumu gibi sunmaya kalkıyor. Bu çok büyük bir fitnedir. Yani okumuşların ifsadı, okumamışların, cahil kelimesini kullanmak istemiyorum, ifsadından daha tehlikeli olabilir. Onun için tek başına okumak da aklınız kadar iman eder, aklınız kadar amel işlersiniz. Dininiz aklınızdan daha fazla değildir. Ama akıl hakikatin kaynağı ve ölçüsü değildir. Aklın gıdası da kelimeler, kavramlar, kurumlar ve okumaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bu anlamlı açılışa katılmaktan onur duyuyoruz. Hanım kardeşlerim, ben tebrik ediyorum. İHA dediğimiz zaman bizim aklımıza Bosna geliyor. İHA denildiği zaman Çeçenistan geliyor, Suriye geliyor, Irak geliyor, Filistin geliyor, Keşmir geliyor, Mora geliyor, Eritre geliyor. İşte bütün ulaşamadığımız, bedenimizin ulaşamadığı bütün gönül coğrafyalarımıza küçük de olsa oraya bizlerin selamını, yardımlarını ulaştıran bir İHA bizim zihnimizde bir portresi var. Gün be gün büyüyerek, yardımları artarak, istikametten de sapmayarak büyüyen bir İHA. Ben kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Allah hayırlısı. Efendim, buraya bakabilir miyiz lütfen? Teşekkürler. Bir de buraya alabilir miyim? Bakarayım mı? Nasıl tutarım? Nasıl o tarafta? Tamam. Siz buyurun.
gıdayla yapman kelimesi ki hem insan bunu tüketiyor, bir yardımda bulunuyor ama okuyarak yardımcı olmak. Bu sarılık kitaptan hepsi bağış var. Şimdi de Yemen'de biz bu çalışmayla, yani bu etkinlikle, buna kermes demek çok da doğru değil. Bu bir kültürel etkinlik aslında. Biz burada yurt içerisinde hem kitap okumayı teşvike, yani bir tür üreterek yardımcı olma şeklinde iki hedefi amaç edindik. Ve tüm gönüllülerimizden kitap talebinde bulunduk, kitap istedik. Onlar da Allah razı olsun bu davetimize icabet ettiler ve bize gerçekten bu alana sığmayacak kadar kitap hediye ettiler, bağışladılar. Yayın evlerimize bu arada teşekkür ederiz, onlar da gönderdiler. Ana amacımız Nepal'de inşa edecek olduğumuz İslam Kültür Merkezi'ne katkı vermek olsa da, özelde de burada yardım çalışmalarını yürütürken bunların bilinçlendirme ayağıyla destekleyerek yapmayı da hedef edindik.